Allah Teala'nın yeryüzünde insanlar için, insanın fıtratı, ruhu, kalbi bozulmasın diye, her insanın tatbik etmesi için bahşettiği, rahmetiyle indirdiği muazzam nizamın adıdır. İnsan bozulmasın diye, insan hayvanlaşmasın diye, meleklerden üstün bir makama çıkabilsin diye, umumi olarak herkese eşit bir şekilde merhametiyle tenezzülen bahşettiği muazzam nizamına şeriat denir. En büyük rahmetlerinden biridir şeriat. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar cümle peygamberlerin şeriatı vardır. Ortak olan şeriatları var. Nedir o? Nefsi muhafaza, nesli muhafaza, aklı muhafaza, aileni muhafaza, malı muhafaza. Tüm peygamberler bunun üzerine emir getirmiş. Nefsini muhafaza ettiğinde kimi korumuş oluyorsun? Kendini. Şimdi ben buraya girmeyeceğim. Şuraya dikkat çekeceğim. Bak, görüyor musun? Bir adam mesela yemekten, içmekten kendisini kes, yemeyeceğim falan, ben reddediyorum yemeği derse, intihar etmiş gibi günahkar gidiyor. Çocuğunun ölümüne sebebiyet verdiyse, kendi ihmalinden dolayı kasıtlı yaptıysa, öldürmüş gibi oluyor. Bir insanın bedenine zarar verdiyse, buradan nereye gelmek istiyorum bak. İnsanın ruhu, iyi dinleyin lütfen. İnsanın ruhu ve kalbi o kadar kıymetli ki, onun mahfazası olan nefis, sırf bu yüzden kıymet kazanıyor. Mesela deseydi ki sana, ruhu muhafaza deseydi, ne yapacaktın sen? Ha, ruhunu muhafaza et. Nasıl yapacaktın? Ruh yerinde durmuyor ki. Kalbindeki düşünceyi muhafaza deseydi ne yapacaktın sen? Şeriat rahmet miymiş, değil miymiş? Nefsini muhafaza edebilirsin. Alel imkan. Alel taka. Takatın nispetinde. Aklını da muhafaza edebilirsin. Aklını gideren, içki içmezsin mesela. İçme o zıkkımı, aklın gitmesin. Zehir yemek, aklın gitmesin. Muhafaza edebilirsin. Bak, malı muhafaza. Malının muhafazasını Allah hoş görüyor ya. Ama ben malımı muhafaza ediyorum deyip de işçinin parasını vermiyorsa o malı muhafaza olmuyor. Malınla zulmetmek oluyor. Ama şuraya dikkat çekmek istiyorum. Ruh ve kalp, senin manan o kadar kıymetli ki onun zahirine bile Allah ihaneti kabul etmiyor. Peki ruh nasıl bir şey? Kalp nasıl bir şey?